Süper Lig'de 24 24. hafta heyecanı yaşanıyor ve az önce sonuçlanan mücadelede Trabzonspor Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Açık ara farkla liderlik koltuğuna girmişti bu haftaya bordo Maviller ve kendi sahasında sürprize izin vermediği gol ile birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Erman merhaba. Merhabalar Erkut. Nasıl yorumlarsın mücadeleyi? Öncelikle neden kıymetli olduğunu söylemek lazım bu maçın. Birincisi Trabzonspor'un ee, en önemli oyuncularından iki tanesi, bir tanesi sarı kart sınırında olduğu için tahmin ediyorum Bakasetas, diğeri de hamşik sakatlığından dolayı sahada yokken bu ligin en formda takımlarından bir tanesini yendiği için bu galibiyetin e, önce değerinden bahsetmek lazım. Sonrasında Konyaspor o kısıtlı kadrosuna rağmen, yaşadığı travmalara rağmen kazanmaya devam ediyor. Ee, rakibi ümitlendirmemek adına da Trabzonspor için çok önemli bir maçtı. Kazanmayı başardı. İyi yaptığı şeyler var, kötü yaptığı şeyler var. Hücum kısmını bana göre bu akşam iyi yaptı. Özellikle maçın ilk yarısında geçiş hücumu olarak tabir ettiğimiz topu kazanır kazanmaz e, hücuma geçişlerde çok önemli işler yaptı. Birden fazla gol bulabileceği bir ilk yarı oynadı. Ama kötü yaptı diyebileceğimiz şeylerde de işin işte savunma kısmı var. Bir kere Densil ve Hugo e, çok uyumlu bir görüntü sergilemediler. Buna biraz Bakayemi'nin Haderjona'yı kovalamayışını da e, 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 eklersen Maçın ilk yarısına itibaren Kasımpaşa'da sağ kenarını çok iyi kullandı diyebiliriz. Tabii biz zaman zaman Trabzonspor'da eksik olan yıldızları da değerlendirdiğimizde kazandığı maçlar ya da kaybetmediği karşılaşmalar oldu Bordo Mavi takımın. Bugün de çok kritik iki ismi yok. Evet Marek yani sezona damga vuran isimlerden biri. Bakasetas penaltıyı kaçırdıktan sonra iyi bir dönüş yaptı Galatasaray karşısında. Bugün Abdullah Hoca kendisini değerlendirmedi, değerlendirmedi ki ismin yokluğunda kazanmış olması çok çok değerli herhalde. Yüzde katılıyorum. Yani haftaya belki bu ligin finali demek çok doğru olmayabilir. Trabzonspor tabi biraz farklı gidiyor. Ama nihayetinde iki şampiyonluk adayının karşılaşacağı bir maç oynayacaksan özel oyuncularını riske etmemek belki kart sınırı üzerinden belki sakatlıkları üzerinden çok doğru bir yaklaşım. Ve Kasımpaşa'ya karşı özellikle Hamşin yokluğunda, Bakasitas'ın yokluğunda bir plan doğrultusunda şunu yapmış Abdullah Hoca. Siyopisi daha top rakibe geçtiği zaman aktif ve savunmanın önünde. Doğrukan'ı biraz daha 8 numara gibi... ...iki ceza sahası arasında gidip gelmesini istemiş. Dorukan da işin hem savunma kısmında vardı... ...hem de atılan golde topu kapan... Cornel, Cornelius'a doğru pası aktaran... ...sonrasında gidip alıp... ...Visca'ya da asisti yapan oyuncu oldu. Aslında bugün planların Dorukan üzerinden tuttuğunu kabul etmek lazım. Maçın genelinde iyi oynar kötü oynar onu bilemem. Ama skor tabelasına dokunma konusunda Abdullah Hoca'nın Bakasetas ve Hamşik yokken planlarının tuttuğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta da böyle maçları oldu Dorukan'ın. Yani skora dokunduğu, zaman zaman gol attığı, zaman zaman da asist yaptı. Sen çok maç seyrediyorsun. Çok benden fazla program yapıyorsun. Çünkü ben İstelik. belli programlara geliyorum. Sen hepsinde varsın. Dorukan kadar farklı hikayeleri olan oyuncu var mı? Bir Necip sanırım. Sabek ...farklı bir hikaye. Hmm. Sol beki atıyorsun... ...farklı bir hikaye. Önlü böreği atıyorsun... ...oynuyor. Bazen 8 numara yapıyorsun... 8 numarayı da oynuyor. Ve bunlar hep bir performansın üzerinde oynuyor. Her maç... ...Dorukan'a biçtiğin rolün... ...karşılığı iyi. Bu oyuncu milli takım oyuncusu. Ve bedavaya aldın. Bu akşam maçı kazandıran detaylardan bir tanesi... ...çok özel iki oyuncun yokken... Dorukan'ın skora dokunma becerisi. Skora da nasıl dokundu biliyor musun? Visca golü attı ama topu kazanan, atağı olgunlaştıran, kilit pası atan, sonrasında alıp asisti yapan hepsi Dorukan. Transfer başarısının tadını çıkartmaya devam ediyorsun. Sezon genelinde de böyleydi bu iş. Dorukan bugün yıldız oyuncuların yokluğunda bir yıldız oyuncu gibi oynadı. Tebrik etmek lazım. Ama onun dışında oyun kalitesi düşük müydü? Evet düşüktü. Şampiyonluğa giderken Zaman zaman stres, baskı, eksiklikler, rakip takımın yüksek konsantrasyonu bunların hepsiyle mücadele etmek zorundasın. Trabzonspor hepsiyle mücadele ediyor. Bazen şansını yanına almıyor mu? Alıyor. Maçın ikinci yarısında Fol ve Eyserik hamleleriyle geldi Kasımpaşa. E, çok şaşırdığım bir şey var. Bruno Perez Trabzonspor'da iyi maçlarından bir tanesini oynuyor. Eyserik de oyuna girdi ve maçın kaderini Değiştirebilecek kadar etkiliydi. Bir topu da direkten döndü. Uğurcan'a bile çaresiz bırakacak bir şut attı. Bu kadar işleri giderken iki oyuncunun çok saçma sapan bir taç pozisyonunda kırmızı kart görmesine valla ben bir anlam veremedim. İyi oynarken bir oyuncu kafa olarak o hale nasıl geliyor ya maçın içerisinde? Maç çok kötüdür. Bugün Sivas'ın yediği gibi 5 tane yemişsindir. Biraz sinirini kontrol edemezsin, öfkeni falan. Yenik düşersin ve böyle şeyler olur. İki takımın oyunun içinde olduğu atılan iki oyuncunun da o ana kadar iyi iş çıkardığı bir maçta bu iki oyuncunun nasıl atıldığına ben bir türlü anlam veremiyorum. Bir de haftaya belki de şampiyonluk için en kritik maça çıkacak Trabzonspor. Neden Dorukan'ın farklı pozisyonlardaki hikayesinden bahsettim biliyor musun? Muhtemelen Serkan Hasan'ı değil, sağ bekte de Dorukan'ı tercih edecek. Yani haftaya da Dorukan'ın Dorukan'ın sağ hikayesinden bahsedeceğiz muhtemelen. Ya öyle bir oyuncun var ki standartından eminsin. Sağ beki atınca da eminsin. Önlü böreğe ya da 8 numaraya atınca da eminsin. Biraz daha zorlamayla sol beki atınca da eminsin. Şimdi Bruno Perez yok. Çok da telaşlanacak bir şey yok. Çünkü Dorukan var. Her yere yetişiyor. Haftaya Hamşik ya da Bakasitas gelir Trabzonspor'un orta, sah orta sahasına. Belki Berat gelir. Ama Dorukan kendini bu takım içerisinde yine bir yer bulacaktır. O yüzden farklı pozisyonlarda yüksek standartla oynayan oyuncular artık modern futbolun en iyi oyuncuları. En çok tercih edilen oyuncuları. Ve Dorukhan da bu konuda sanırım Süper Lig'in en örnek oyuncusu olabilir. Bir de tabi e, hocanın da bazı setleri var. Yani bunu Beşiktaş'ta da görmüştük. Başakşehir'de de görmüştük. Burada da zaman zaman kanat bekleri top Trabzonspor'dayken orta sahayı destekler pozisyonda olabiliyor. Evet. Eğer ki top diğer kanattaysa e, işte top sağ kanatta sol bek biraz daha orta sahayı üçleyen oyuncu konumuna gelebiliyor. Dorukhan'ın da oynadığı zaman Tronsen'in de bu özellikleri olduğu için aslında e, hocanın tam anlamıyla sahada uygulatmak istediği bu e, setlerden birinde Dorukan'ın da faydası oluyor ama Perez de e, bana kalırsa hem e, bundan önceki maçta hem de bu karşılaşmada aslında iyi bir performans ortaya koydu. Ama işte bu performansı ortaya koyarken Joe Pereira'yı da Trabzonspor bu anlamda iyi kullanamıyordu bu gereksiz kırmızı kartlarda. Bruno Perez'in de İtalya Serie A'daki CV'si de biraz böyledir. Yani çabuk sinirlenebilen e, buradaki motivasyonu Anında düşebilen ve e, bu tür kırmızı kartlar görmeye meyilli bir oyuncuydu. Sen zaten, gördün de mü tam kendim? pozisyonu bilmiyorum ama ben her şey yatışmışken tabii yayıncı kuruluşun bize gösterdiği Hı -hı. kadarını görebiliyoruz. Her şey yatışmışken o kırmızı kart görebilecek ruh haline nasıl geldiklerini ben göremedim televizyondan. Çok açık bir şekilde Bruno Perez performansının artmasında Edin Vizca etkisi var. Çünkü Edin Vizca bugün skor yaptı ama en kötü oynadığı maçta bile Bruno Perez'in savunmadaki yükünü bir parça sırtlayan oyuncu oluyor her zaman. Hani oyunu iki yönlü oynuyor diye bir tabirde evet. bulunuyoruz sürekli. İşte o oy, oyunu iki yönlü oynayan oyuncuların örnek futbolcusu Edin Visca. Bugün skora da dokundu ama Vakayeme Poğaç'ı inanılmaz yalnız bıraktı maçın ilk yarısında. Maçın ilk yarısında adamı Kasımpaşa tarafında Hader Jonay. Çünkü çıkış yaptığı hiçbir anda Vakayeme onu takip etmediği için çok rahat geldi kenardan. Poğaç da çok zorlandı. Bu arada Poğaç için de üçüncü maç oldu. Ben ilk maçta beğenmiştim. Sanırım Giresun maçıydı. Daha sonrasında Galatasaray, maçı. Galatasaray maçını çok beğenmedim. Tam tersini hatta kötü buldum. Bugün de iyi bulmadım. Elbette çok yalnız kalıyor falan ama yabancı oyuncu transferini gün geçtikçe sıkılacak kural yüzünden biraz daha üst düzey oyunculardan yapmak lazım Erkut ya. Yani Poğaç bir yabancı sınırını kullanmanı gerektirecek kadar üst düzey bir oyuncuya benzemiyor. Belki daha sonra bir çıkış yakalar ve beni yanıltır. İnşallah öyle olur. Çünkü hiçbir kulübümüzün yabancı oyuncu transferi üzerinden parasının boşa gitmesini istemem. Zaten bugün kulüplerin borçları, açıklanırken nerelerde rakamlar biliyorsun. Bu yabancı transferleri, hani maliyetleri ne olursa olsun kulüplerimiz hep zarar. Bugün ben İsmail oynuyordu ondan çok daha iyi bir Poğaç görmedim. Tron senden daha iyi. Dance Floor'da oynadığı zaman... Daha, bunların hiçbirinden daha iyi bir oyuncu görmedim. Açık söyleyeyim. İnşallah belki potansiyellidir, daha ileriye gider. Ama ne hücumda ne savunmada etkili değildi. Bazı detaylarda e, pek güven vermiyor. Örnek veriyorum hani top geliyor. Aslında sağına dönerek kontrol edip topu da biraz ayağından öyle açsa rakibinden kurtaracak. Ama tam tersini yaptığı için top ya mesela taca çıkıyor ya da rakibiyle orada daha yakın e, temasa girmiş oluyor. O detaylarda biraz ben oyuncunun... Ee, kalitesini şüpheli buldum Şimdi Şimdi şu sana. bir gerçek. Tron seni yeterli bulmadı Trabzonspor. İsmail Köybaşı'nı e, da bulmadı. Çünkü. Tamam ama Densville oynayabilir mesela. Tron sen de oynayabilir. Oynadılar yeterli bulmadı. 4-5 tane sol bek değişti. Marlon da oynadı geçen sene. Novak'tan sonra bir türlü dikiş tutmayan bir bölge orası. Ama sadece oyuncuların özellikleri üzerinden okuma. Vakamin, Vakamin oyun tarzı da zorluyor oyuncuları. Evet çok lüks bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ama bugünkü gibi hücumda etkisiz, savunmaya da zaten genelinde yardım etmeyen bir oyuncu olduğu zaman ki bence sözleşme uzatmama mevzusunda bayağı bir etkilenmiş gözüküyor. Yani Trabzonspor'da vakayım mı problem olmaya başlar bir süre sonra. Sözleşme yenilememesi üzerinden. Böyle de oynarsa o zaman diyecekler ki hem sözleşmeni yenilemiyorsun hem bir şey oynamıyorsun. Bu sefer Kovasi de geldi. Yarın Bakasetas Asamşik hep beraber Cümbür Cemaat ideal bir kadroya Cenni var. ulaştığın zaman Cani de daha yeni sakatlığından dönüyor. Böyle ulaştığın zaman sözleşme yenilemeyecek, yeni sezonda olmayacak bir oyuncu da tartışmalı hale gelebilir. Bunun yani dışında performans düşüşünü e, ki bence iyi bir maç çıkarmadı bak yani. Galatasaray maçında da iyi Biraz bir maç çıkartmadı. öyle bir sözleşme durumundan dolayı bana göre şu anda Trabzonspor'da çok konuşulan bir hikaye olduğu için, bir gündem olduğu için söylüyorum. Performansına yansımış gözüküyor. Yani bizim sezonun ilk yarısında işin genelinde çok yüksek standartlara çıkan Vakayemi'yi seyretmediğimiz bir gerçek. Düştü performansı. Zaten oyundan çıkarttı en sonunda evet. dayanamadı. Ama Galatasaray maçında önemli bir tehditti tuttu. Ne bileyim Beşiktaş maçında çok önemli bir tehditti. Son dakika golü yaptırdı tuttu. Ama bugün artık oyunda da tutamadı. Çünkü işin savunma kısmında hiç yok. Eysterig'in vurduğu top direkten dönünce ister istemez attı ona Kemal'de. Ki sezonun ilk yarısında hani biz her ay izlemeyenler için izleyicilerimizi hatırlatalım e, Tümer Metin Erman Özgür ve ben Süper Lig Konseyi'nde e, her ayın en iyi 11'ini seçmeye çalışıyoruz. İlk haftalar yani ilk 3 e, hafta ilk 3 aya damga vurmuş isimli vakeme. O sakatlı döneminde pek e, seçemedik. Bir de son ayda e, Trabzonspor'un yani Ocak ayını nispeten daha beraberliklerle geçirdiği için orada çok fazla bir Trabzonsporlu oyuncu seçme durumumuz olmadı ama hani sezonun büyük bölümüne de damga vuran bir oyuncu vakeme. Ya bir çok futbolcu, bir futbolcu için başları. en büyük lanetlerden bir tanesidir. 35 maçlık bir sezonda ilk 25 maçı oynarsın, standartın üstünde oynarsın. Son 10 maçta bir düşüş yaşarsan, herkes o son 10 maçı hatırlar. Tabii. O yüzden o ilk 25 maçta yaptığın şey biraz e, nasıl söyleyeyim insanların gözünden çabuk kayar gider. Vakayım için böyle bir tehlike söz konusu. Hani inşallah bugünkü görüntüsü çok gelip geçicidir. Ya da benim söylediğim gibi sözleşme üzerinden okunmaz çünkü. Trabzonspor'un ne olursa olsun, ne kadar puan farkı olursa olsun, işler iyi de gidiyor olsa sezon sonuna kadar Vakayeme'nin performansına ihtiyacı olacağı bir gerçek. Özel oyuncu Vakayeme aslında bir sözleşme yenileyip yeni sezonda da Trabzonspor'da olacağı kafası netleşirse bana göre performansı artabilir ama tabii kendisi de şartları değerlendiriyordur. Belki önemli talipleri vardır bilemiyorum. Ama iki taraf için de sözleşme yenilemenin çok doğru bir karar olacağı bence bugünkü saha performansında da ortada. Bugün Bakasitas yedekler arasındaydı. Tabi 3 e, yerli oyuncu zorunlu da var. ilk 11'de. E, sen bir şey söylemiştin maçı izlerken. 3 tane sarı kartı var şu ana kadar ligde. Bir sarı kart cezası durumu ihtimali söz konusu. Evet. E, Haftede Konya Spor maçı olduğu için acaba burada bir koruma amaç mı? Yoksa baktığımda ben en son 6 e, ay maçında sarı kart görmüş. Yani 3. sarı kartını 6 ay maçına görmüş. O maçta 21 Aralık'ta oynanmış. Yani o karşılaşmadan sonra çok forma giymiş bakasetas. Abdullah Hoca kadar büyük resme bakarak planlama yapan bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Bu lükse de sahip bir teknik Hı -hı. direktör tabii. Kadro yapısı itibariyle Avrupa'da oynamaması ve rakiplerin istikrarsız oluşuyla bu lükse sahip oldu. Bu kadro üzerinden geniş bir planlamada Bakasetas'ın maç seçmesi hiç yanlış gelmedi bana. Maç seçebilir. Hafif sakatlığı olan adam için seçebilir. Sarı kar sınırındaki adam için seçebilir. Bunların bilmiyorum belki kendisi anlatır maçtan sonra. Muhtemelen Bakasetas'a sorusu sorulacaktır. Çünkü hı hı. normal şartlarda Trabzonspor orta sahası bugün Bakasetas'a ihtiyaç duydu. Hani oyun kalitesi anlamında ihtiyaç duydu Orada Kali... da kimi kesebiliyorsun? Yani mecburen Abdülkadir'i eee forvet arkası oynatıyor. Ya ben Galatasaray maçındaki Ahmetcan'ı Galatasaray maçında. maçındaki Ahmetcan'ı çok beğendim ve bugünkü Hugo Densville tandemine bakarsan çok da güven vermediler. Çok pozisyon verdiler maçın hı hı. ilk yarısında da. Stoper'e onu atıp bir Türk oyuncu üstüne bir de yabancı değişikliği yapabilirdi diye düşünüyorum. Aynısını sol bekle de gerçekleştirebilirdi. Mesela Densville'i sola atıp, gerçi Hugo ve Densville ikisi de sol stoper. Yani bir tanesini kırıp sağa oynattığın zaman burada bir zafiyet de çıkabilir ortaya. Ama şu anda çok da iyi gözükmedi. Yani bugün Trabzonspor iyi hücum etti, kötü savunma yaptı. İşin özeti bu. Çok pozisyon verdi. Elbette ki Kasımpaşa çok formda bir takım. 5 maç üst üste kazanarak geldi buraya. Var mı başka ligde 5 maç üst üste kazanan? Yok. Bizim doğal şampiyonluk adı dediğimiz <laughs> takımlar bile yapmıyor bunu. Hakikaten hakkını vermek lazım. Onlar da biraz beklenti altında kaldılar ya. Biraz beklenti altında kaldılar performans olarak. Yani 5'te beşte, beşte gelmiş bir takım biraz daha özgüvenli rakip kaleye gidebilmeli diye düşünüyorum. Evet Ama yine de Trabzonspor'un sol kenarını, kendilerinin sağ kenarını iyi kullandıklarını da söyleyebilirim. E, İstatistikler varsa bir merak ediyorum tabii ki. Ekrana da getirebilir arkadaşlarım. Şimdi topla oynama tarafını merak ediyordum özellikle çünkü benim maçı izlediğim büyük bölümde Kasımpaşa daha çok topa sahip olan taraftı. İki takımında dörder isabetli şutu var. Daha fazla pas yapan takım konumunda Kasıpasha. Ce rakip ceza sahası içinde 20 kez e, topla buluşmuş. İkili mücadeleye baktığımızda Trabzonspor'un biraz daha agresif olduğunu görüyoruz bu anlamda. E, böyle de istatistikler ortaya çıktı. şunu İstatistikler kalsın bir saniye. Hı hı. Şunu söyleyeceğim. E, Bakasetas ve Hamşik yokken, de Galatasaray maçında dahil olmak üzere kötü oynuyorken topa hakim olmak biraz daha zor. Ki topa hakim olacak Abdullah Hoca genelde Berat'ı tercih ediyor orta sahanın göbeğinde. Bugün Siopis ve Dorukan'ı tercih etmiş. Yani Trabzonspor'un bugün Kasımpaşa'ya karşı topa hakim olmak gibi bir derdi yok. Kazandığı zaman rakip kaleye şöyle bir ilk yarıyı hatırla beraber seyrettik. Golden sonra 6. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Golden sonra Ömür'ün Cornelius'a hazırladığı ya da final pasını kötü attığı anlar var. İki pas Erkut. Böyle 6 7 paslık set ucumları falan yok. Direk ve çabuk paslar. Trabzonspor'un bugünkü oyun stratejisinde topa sahip olmak diye bir şey yok gibi zaten. Bu golden dolayı olabilir mi? Golün 6. dakikada gelmesinden. Hayır. Doğru. Bana göre direkt bununla alakalı bir oyun planı vardı. Yani maç uzun süre 0-0 da gitse yine bu strateji mi olacaktı? Trazonspor. Ya son 20 25 dakika belki Bakasetas ve Berat'ı beraber oyuna atıp hı hı. topa hakim olmak rakibi biraz daha ön tarafta Karşılamak tercih edilebilirdi ama bugün bana göre ne olursa olsun Kasımpaşa topa hakim olmayı seven bir takım. Bozarak oynamak özellikle Dorukhan ve tercih tercihiyle çok net planıydı Trabzonspor'un. İyi de gerçekleştirdiler. Türkiye'de şu anda Trabzonspor'u lider yapan en önemli detaylardan bir tanesi attığı golün kıymetini bilmesi. Oynadığı oyunda. Bunu başarıyorlar. Yani yemediler. Biraz da futbol şansı demiştim yayının başında. Yani E-serinin vurduğu top direğe vurdu ki öyle belki de sezonun en güzel gollerinden bir tanesi olacak. Çok güzel vurdu ama. Yani rakibe fırsat verdi Trabzonspor. Orta sahanın göbeğinden de verdi. İşte Poğaç'ın koruduğu taraftan da verdi. Bruno Perez bugün iyi oynadı Edin da yardımıyla ama o da gitti oyundan attırdı kendisini. Yani bir pozisyon icabı değilse yani bunu da genel anlamda kulüpler için söyleyeyim. Pozisyon icabı değilse itirazdan, kavgadan, kasti tekmeden, oyuncuların gördüğü kırmızı kartların kulüp yönetimleri tarafından cezalandırılması gerektiğini de düşünüyorum. Bu arada iki oyuncu da ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor. Eyser mesela bu sezon ikinci kırmızı kartı bu. Bruno Peres üst üste iki sarı kart gördü. Evet. Birisi muhtemelen itirazdan. Şimdi Trabzonspor için... Bu arada birisi Brezilyalı, diğeri Fransız. Hani... E, Hangi ortada bir buluştunuz? Kötü söz, hayır, bir kötü söz oldu da ondan dolayı ikinci sarı kartı gördü desem iki oyuncu için. Şimdi ben Böyle hakim değilim. hakim hani değilim pozisyona. Değil sanki. El serik mi haklı yoksa Bruno Perez mi? mi? ben yani. aramıyorum. ikisinin de hani kıytırık bir taç pozisyonu yüzünden atılmasını doğru bulmuyorum. Aynen öyle. Çok net yani. Kaba bir tabir oldu. Kusura bakmasın kimse ama hani bir pozisyon icabı görülen kırmızı kartla sarı kartla maçın ilk yarısında çok güzel bir Dorukan kartı var. Tam onu söyleyecektim. Değil mi? Tehlike vadeden ata Tecrübesiyle pat diye kesti orada. Maç birbire gelebilirdi. Bu karta değer. O faal. Devamında ne olacağını bilmiyorsun. Bu kart için cezalandırmaya gerek yok. Ama Bruno Perez'in kendini attırdığı pozisyonda oyuncunun kulağını çekeceksin kulüp yönetimi veya teknik ekip olarak. Tecrübeliymiş falan. Ben oyuncunun tecrübesini... Tecrübeliyse bu kartı görmez. Attığı yumruğu hatırlarsın Giresun maçında. Tecrübeli oyuncu onu yapmaz. Oyuncu... Ki parayla cezalandırdığın zaman yabancı oyuncuların gözlerinde çat diye dolar işaretleri parlar biliyorsun. Ee, bazen cezayı hak ederler ama kulüp yönetimleri özellikle işler iyi giderken bu işleri biraz göz ardı ediyorlar. Bizim dönemimizde de böyleydi. Hala da böyle. Ama bugün gördüğü kırmızı kartın hakikaten hiçbir e, anlamı yok. iki tarafında Kasımpaşa için de iyi bir oyuncu eserik. Bruno Perez de Trabzonspor için iyi bir oyuncu. Çok gereksiz şekilde kırmızı kart gördü.